Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı neden Yahudileri topraklarına tekrar gönderdi adlı hikayemizi okuyacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Pers kralı Koreş şöyle diyor: Göklerin Tanrısı Rab, yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa Tanrısı onunla olsun. Yahuda'daki Yeruşalim kentine gidip İsrail Tanrısı Rabbin Yeruşalim'deki Tanrı'nın tapınağını yeniden yapsınlar. Ezra 1. bölüm 2 ve 3. ayetlerde yazılıdır. Arkadaşlar, Yeremya ve Hezekiel'in hangi peygamberliklerde bulunduklarını hatırlıyor musunuz? Özellikle Yeremya, Yahuda halkının Babil krallığı tarafından ele geçirilip sürgün edileceğini, 70 yıl sonra da halkın tekrar ülkeye döneceği öngörüsünde bulunmuştu. Tanrı, Yeremya aracılığıyla bildirdiği söze göre Yahuda, İsa'dan önce 586 yılında Babil tarafından yıkılmış, halkı sürgün edilmişti. Aynı şekilde Hezekiel de Babil sürgününde olan halkı için ön bildiri yaparak aynı peygamberlikte bulunmuştu. Bunları hatırlıyor muyuz? Yahuda halkı Rabbin belirlediği zaman dolunca tekrar ülkelerine geri dönebilmek için bu söze umut bağlayarak yaşadılar. Babil'de Rab'be dayanarak yaşayan Yahuda halkına Yahudi denilmeye başlandı. Yahudilerin tapınma yeri olarak bilinen sinagog, yani Havra'da, Babil'de oluştu. Ne var ki Babil kralı Nabukadnessar Yahuda halkını geri göndermeyi hiç düşünmedi. Ondan sonra başa geçen Babil kralları da bu konuyla hiç ilgilenmediler. Ancak inandığımız Tanrı, verdiği sözü mutlaka tutan bir Tanrı'dır. Öyle değil mi? Babil o dönemde çok güçlü bir ülkeydi. Fakat İsa'dan önce 539 yılında Tanrı'nın sözü uyarınca Pers krallığı tarafından ele geçirilip yıkıldı. Daniel 5. bölüm 25 ve 28. ayetlerinde görüyoruz ki Babil kralı Belşassar, verdiği şölende duvara yazılan bir yazı görmüştü. Mene, Nene, Tekel ve Parsin. Bunun yorumunu ancak Daniel yapabilmişti. Sonuç olarak Babil, Medler ve Persler tarafından yıkıldı. Medlerle Persler, Babil krallığını ele geçirdikten sonra Pers İmparatorluğu günümüzde İran adıyla anılır. Kurucusu Koreş, Babil topraklarını yönetmeye başladı. Bütün bunların kurtuluş tasarısını tamamlamak üzere Tanrı'nın planı olduğunu unutmamalıyız. Tanrı, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözünü yerine getirmek için Pers kralı Koreş'in yüreğine dokundu. Koreş, Tanrı'dan korktu. İsrail halkının inandığı Tanrı'nın gerçek Tanrı olduğunu kavradı. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu yazılı bildiriyi duyurdu. Pers kralı Koreş şöyle diyor: Göklerin Tanrısı Rab, yeryüzünün bütün krallıklarını bana verdi. Beni Yahuda'daki Yeruşalim kentinde kendisi için bir tapınak yapmakla görevlendirdi. Aranızda onun halkından kim varsa Tanrısı onunla olsun. Yahuda'daki Yeruşalim kentine gidip İsrail'in Tanrısı Rabbin Yeruşalim'deki Tanrı'nın tapınağını yeniden yapsınlar. Koreş'in bildirisi şöyle devam etti. Krallığımda yaşayan yerliler sürgün oldukları yerlerde sağ kalmış olanlara altın, gümüş, mal ve hayvanlar sağlamakla birlikte Yeruşalim'deki Tanrı'nın tapınağına
gönülden sunular sunsun. Kral Koreş'in duyurusunu duyan sürgündeki İsrail halkı çok sevinip Rabb'i yücelttiler. Rab, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla zaman dolunca Pers Kralı Koreş'i harekete geçirdi. Böylece Yahuda ve Benyamin oymaklarının boy başları, kahinler, leviller ve ruhları Tanrı tarafından harekete geçirilen herkes, Rabbin Yeruşalim'deki tapınağını yeniden yapmak için gidiş hazırlıklarına girişti. Komşuları gönülden verdikleri armağanların yanı sıra altın, gümüş kaplar, mal, hayvan ve değerli armağanlarla onları desteklediler. Kral Koreş, hazine görevlisi Mitredat'a bir buyruk daha verdi. Yeruşalim'deki Rabbin tapınağından geçmişte Babil kralı Nabukadnessar tarafından alınıp kendi ilahının tapınağına bırakılan kapları da çıkarıp bana getir. Hazine görevlisi Mitredat, Kral Koreş'in buyruğunu yerine getirerek Babil ilahının tapınağına bırakılmış olan bütün Yeruşalim'de Rabbin tapınağındaki kapları çıkardı ve sayımını yaptı. Sayım sonucunda 30 altın leğen, 1000 gümüş leğen, 29 tas, 30 altın tas, birbirinin benzeri 410 gümüş tas ve 1000 parça değişik ebatlarda kap hesaplandı. Altın ve gümüş eşyaların toplamı 5400 parçaydı. Bütün bunları Yahuda önderi Şeşbassar'a verdi. Babil'den sürgün edilenler Yeruşalim'e dönerken Şeşbassar bunların hepsini birlikte getirdi. Rabbin peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen söz 70 yıl sonra Pers kralı Koreş tarafından gerçekleştirildi. Her şey Rabbin söylediği gibi oldu. Adil olan Tanrı Babil krallığını kullanarak Yahuda halkını cezalandırdı. Yahuda Babil tarafından ele geçirilip yıkıldı ve halkı Babil'e sürgün edildi. Ama Tanrı onları tamamen yok etmedi. Şefkatli ve sevgi dolu olan Tanrı, öz halkı olan İsrail halkını, Yahuda halkı kurtarmak için peygamberler aracılığıyla söz verdi. 70 yıl sonra onları tekrar Yeruşalim'e getirecekti. Tanrımız sözünü yerine getirmiştir. Biz biliyoruz ki Rab, İsa Mesih'in, İbrahim'in ve Davut'un soyu olan bu soydan geleceğini vaat etmişti. Yani İsa, vaadine göre dünyaya gelip çarmıhtaki ölümüyle kurtuluş tasarısını tamamladı. Sevgili arkadaşlar, Tanrımız başlangıçtan bu yana verdiği sözünü hiç değiştirmedi ve hiç vazgeçmedi. Rab sözünü tuttu. Her şey onun söylediği gibi oldu. Kutsal kitap, Tanrı'nın kendi halkına verdiği sözüdür. Rabbin sözüne kuşkusuz inanmalı ve ona güvenerek itaat etmeliyiz. Rabbin sözünü derinden öğrenip, onu yerine getirerek yaşamalıyız.